Sevgili amcanlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İnşallah çok çok iyisinizdir. Bizler nasılsınız Naylus'ta? Vallahi fizikten geliyoruz, fizyoterapistten. Fizyoterapiden geliyoruz arkadaşlar. Evet, son ikiydi. Bugünü atlattık. Cuma günü doktorla görüşeceğiz. Bakalım doktorumuz ne söyleyecek. Benim ağrılarımda bir hafifleme oldu. Üşüttüğüm zaman ağrıyor tabii ki de. Geçmeyecek bu ağrı, benimle gidecek. Ameliyat olma şeyim de yok, şansım. Doktor öyle söyledi. O yüzden kendime dikkat edeceğim. Bu kadar. Bugünüme binlerce şükürler olsun. Şimdi biz Aksaray'dan geldik canlar. Kayınvalidemlerin oradayız. İnşaata geldik. İnşaatın içi dolmuş, bir bakalım. Sizlere de göstereyim. Çok bilgi almak isteğim var bu inşaat konusunda. Ama benim pek bir bilgim olmadığı için Nail ile ilgileniyor ya. Nail de boş bir zamanda sizlere açıklar maliyetini falan. Şöyle gidiyoruz. Ayaz okulda, Ali evde. Sabahleyin evleri birazcık toparladım. Çıktım. Eve gitsem yine durmam. Ama fizikten geldiğim gün pek iş yapmak istemiyorum. Buraya bu kütükler nereden çıkmış? Ha, şuradaki şeyleri falan doldurmuşlar galiba. Nail? Nail? Şuradan mı doldurdunuz? Burası bayağı bir toparlanmış. Bakar mısınız? Ev yavaş yavaş açılmış. Havlu diyeyim. İyi temiz olmuş. Şöyle havuz arabam da orada. Geliyor. Şimdi de Ahmet dayımınkini dolduruyorlar canlar. Şöyle. Şey olmuş herhalde. Kazıyorlar canlar. Boru yatmış, belki kırık olabilir diye bakıyorlar. Belki yerinden de çıkmış olabilir. Böyle taşlarla doldurulmuş odalar. Sonra şu şeylerden, demirlerden tekrar örülmeye başlayacak bölüm bölüm. Şöyle dayım girikini de dolduruyorlar. Şöyle burayı da kazmaya devam ediyorlar. Böyle gibi bulacaklar. Babamın sarımsağın boyu bayağı kalkmış maşallah. Yağmur da şimdi yiyor. Yolda gelirken yağmur yağıyordu. Bunlar da taşlı toprakla dolduruyorlar. Onu da getirmişler ama doldurtmak için getirdiler bilmiyorum şurayı. Şöyle düzeltildi, şu boru kırılmış. Bunu çıkarttılar elektrikçiler, tesisatçılar. Hem elektrikçiymiş hem tesisatçıymış. Görüyorsunuz o T şeklindeki boru böyle kırılmış. Demek ki bazen böyle olabiliyor. İleride çok büyük sıkıntı yaratırdı bu değiştirilmeseydi eğer. Düzeltildi. Nail de arabayı tamire vermeye gitti. Bir bakımı yapılacak. Ahmet'in işte bakacak sağ olsun. Bir de annemlerin ineği buzalıyorum. Şimdi burası da kapatılacak. Kepçe de buradayken Nail bir oraya bir oraya koşturuyor. Terin su içinde kaldı. Hayırlısı her şeyin canlar. Şöyle bu taşı buraya getirttiler. Masa yapacaklarmış canlar. Cingi taş mı bu? Cingi taş mı bu? Babam bana da pindir taşı ayırmış, öyle görüyorsunuz.
Şu? O değil. O da mı cingidaş? Cingidaş, cingidaş herhalde. Ama bu şey gibi aynı, asfalt gibi. Vallahi. Vallahi asfalta benziyor. Asfalt. Hadi kaldır ama. Çocuğu, şunun gibi değil bu asfalt. Bu asfalt. Ya asfalt ne oğlum? Ne oğlum, harbi cingo ya. Harbi cingo ya. Hayır, çatlamış. Baba bu asfalt baba. Asfalt, asfalt. İddiaya giriyor mu? Çakıl taşları. Da asfalt da. Asfalt acı. Ha ne oldu? Evet canlar. Sabahleyin bu çamaşırları sermiştim giderken. Şimdi topluyorum. Hava pek bir bulandı. Ağzı göster o tarafa. Ana. Efendim? Atlogan'ın arabası ne yapıyor burada? Atla abi. Selam be. Merhaba abiler, merhabalarım. Elma teyzelere gideceğiz beraber. Ha mı? Burada mı görmüşler? Şöyle havada. Anne, ben bir Atilla abimin yanına gideyim mi? Kayınvalidemle de karnımızı doyurduk canlar. Oradan eve geldim. Kalk gittim. Daha akşam oldu. Daha içeriye hiç girmedim valla. Yarın artık. Bugün çok bir şey ellemek istemedim. Artık sizi tedarisin son günleri ya. Bugün ağrım da yoktu çok şükür. O yüzden mutluyum. Allah'ım cümleye şifa versin. İlk defa uzun zamandan sonra bugün ağrılarım hafiflediği için çok mutluyum gerçekten. O yüzden tekrar o ağrılar gelmesin diyerekten bugün bir şeye ellemedim. Çamaşırları toplayacağım, atacağım. Anne. Yarına katlarım artık, efendim oğlum. Ben Batil abimin yanına gideyim mi? Hadi gidip gösterir onlar ne yapıyorlar, kalkarmış falan. Kapat da oraya dalacağım. Ama etrafında böyle dolanıyorlar. Sen gördün mü hiç? Bayılan kazı görmedin mi? Ne yaptın Ayas? İyi. He. Küçük tanayı iyi doya satın aldım. Tamam. Tamam mı? Kaç lira vereceğim? Ben karışmam ona, babam karışır. Ama baban da diyor Ayaz'ın anlatacağım diyor. Babamla anlaş. Babanla mı anlatacaksın? 50 liraya tamam o iş. 50 vereyim mi? Sana 100 lira, sana 50 lira. 50'ye kabul müsün? Tamam o zaman, o yiğit onun o zaman. Hangi, bir yaşında olan mı? Şu küçük küçük. En küçük. En küçük. Daha hani 2 haftalık olan var ya. Ona bir 60 birini. Ya yürü git, 50 tamam. Tamam, 60. Anlaştık 50'ye. 60'a. Oğlum ben fazlasını veriyorum zaten. Yok, 60. Adamlar 20 veriyor. 20 veriyorlarsa onlar tamam. Ben 50 veriyorum sana. Tamam. Beni mi kıracaksın? Baban dedi, git dedi Ayaz'ın onu anlattı. 50'yi verdim, tamam mı? Kaç paraya aldın? 50'ye. TL'ye. 50 bin. TL'ye. He. Abooo. Daha 60 diyor lan, benden kesişiyor. Bana yapmazdın böyle. Bak baban da geliyor. Anne. Dur be anne. Anlaştın mı Ayaz'ın? İyi. Küçük tanayı. Kaç anlaştın? 50 bin. Sat 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 diyelim. He? Ödüm yemeği de oğlum. Ne? Ne yapayım? Kaplama yaptım. Anne'ye telefonu bu. He, suyut düğümü kaplama. Ne diyorsun, tamam mı? Bak. Evet arabalarım, oğlarım. Yani biz içeriye dıktık. Evet arkadaşlar, Gazi Cülem de dıktık, tavuklar da dıktık. Ali ve İnek de sağıyor. Şimdi onlar yatsın, 3-4 gün sonra öbür gaz da çıkabilir inşallah. Öbür gaza hiç baktın mı? Öbür gaza bakmadık. Hemen bakalım. Gaz ne dedi? Evet. Bırak gel, yatıyor mu? Bırak. Kapısını kapat.
Hadi bakalım, dök bakalım. İdefix'e. Neydi kız adı bunun? İdefix miydi? Zeytin, zeytin. Kara oğlan de geç. Zeytin. Teyzen sana ayran getirmiş. Biz badem ağacı ekmedik ha. Teyzen sana ayran getirmiş oğlum. Beni de bilmiyor ya, kapıyor. Kapmaz, kapmaz, hadi dök. Elmas sanar dök. Ben elmas mı olacak? Vallahi elmas sanar dök. Dök dök, şu pahırın içine dökeceğim. Dur annem dur. Ha pahırın içine. Bu sebeplensin istedim. Bunlar ziyan olmasın. Sokmadan vereyim diyecek o. Ama orada nasıl yiyecek Derman? Dur dur. Elcim daha dur. Vallahi elimiz tutacak şimdi. Zeytin. Dur Elcim dur. Bu da kalmış canlı. Ekşimeden getirdim, dışarıda kalmış. Dök. Koy önüne. Cık da cık da cık da cık da. Hadi. Hadi zeytin. Hadi. Çörek var, ayran var. Bize de böyle bir şey olsa yeter ya. He, az yiyor hem, öz yiyor. Bak hadi bak. Evet canlar, bu bademi Havzal babam vermişmiş, elmas bacıma. Bir tane koparır mı elmas? Şöyle bir tanesini kopartayım. Göz hakkısı. Ben göz hakkımı şimdiden yedim. Bacım şey getirmiş. Selam, merhaba arkadaşlar. Ben de şöyle zeytinimi hazırladım yemeğini. He. Yağmur da geldi maşallah. Aynen maşallah, iyi yağacak. Zaten şu taraflara bir yağıyordu. Ha, karıştırdı. Elmas ben hediye veriyordum. Sen de veriyorsun değil mi o kemikten? Veriyorum. But ya. He. Çoğunla keçi mi ya? Oradan depolarını beyazlar. Allah'ım nasıl ya? Bakalım ben de beyaz beyaz ne gidiyorum inenler. Yavru yavru herhalde ikiz onlar. Sanem sanem. Çobanın da başlarında. Yırmısı dalanıyordu. Keçi bahçeye girdim mi? Hafif de o bahçe. Koyun mesela o taştan üstüne çıkamaz. Siz ne yaptınız ya? Vallahi he, hiçbir iş yapmadık. He, fizyoterapiye gittim. Yağmur geldi. Kayınvalidemle orada bir yemek yedik. Ondan geldik. Gidiyorlar. İyi yapmışsınız. Biz de çay içiyoruz. Kayınvalidemi seviyor bak. Ondan sonra gazları güttüm. Ondan sonra kapattık geldik. Bugün hiçbir şey yapmadık. Kayınvalide gördün mü? Burada bir tane tavuk var. Bir tane takipçim hamur işi şeysi atmış. Vallahi hamur işi de yapamıyorum. Hamur işi yapmayı özledim. Maşallah. Çok yok da iri. He iri iri işte. He. Bu da var. Al da ya Ayaz. Bir tane kopar annem. Başka koparma Ayaz. Tamam. olsun da tadına bakalım. Hadi bak bakalım. Elmas bacım maşallah. Elmas da güzel. Bizimki nasıl olacak bakalım. Ha oraya mı yumurtluyor? Ben de böyle tavuk yatırdım. Kuzlaması bitirse. Altına 17 tane yumurta koydum. Hepsini almış. Bir şey var, meyve var. Aşırı değil mi? Kirazlar, çiçeklere bak. Geçen sene tek iki mi düşmüş? Maşallah subhanallah diyelim. Ne güzel. Vişne vişne. Şey kiraz mı ki kı? İnşallah kirazdır. Geçen sene yedim de ne olduğunu unuttum. Herhalde, kiraz herhalde. Vişne gibi de. Kirazda da ama vişne gibi yaprakları. Aa, vişne değildi. Kiraz. Maşallah elmas bacım tavuklar da bunlar. He. Yumurtluyorlar mı? Dur bakalım dünen. Alan olmadı. Onda gündüz İlker bacım geldi. Bir de toplantı tek bile yok diyor. Şu tavuk da İzmir'den gelme canlar. Evet. Çili olan. Sultan abla şunu dünyanın şeye atmış yakacaklar. İyi yumurta toplamlamıştım. Götür git de topla. Allah'ım. Böyle bulursam toplayayım. Hadi de. Bakalım. Şöyle biz de bekleyelim bakalım kaç tane yumurta gelecek. Hayır, bir tane bile. Ama şansımıza bir tane bile yokmuş. Ha, köşeye buzlamışlar. Köşeye mi? Evet. Ah. Ha iyi 3 tane. Bugünkü harcı. Kısa günün karı aynen. Şu küçük damatlar da yumurtlasalar da. Yok onun bugün yarın kuzular o. Sizi verene kurban çok tatlılar ya. Niye öteki oraya geçmiş? Nereye geçmiş? Siyah orada. Ataks değil mi? Onun ayağı topallar dövüyorlar. Ama yaz inşallah iyileşir. Onda onların gücü basamıyor bassana yazık. Çocuk da ot yoldum attım hep yemişler maşallah. Gök gürültüsü eşliğinde canlar bugünlük benden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Ha? Biberlerimi. Maşallah. Ne ki şunlar? Biber. Şu domatese benziyor şu. O tek biri domates. İki tane. İki de mi? Şurada var. İki. He. Ne biberi ya?
Vallahi annemin şeysi işte. Demre mi ki? Yok yok, annemin dedim bakma, hani hep beraber doğradık, tabanlar kaldıydı ya. Oh oh. Onlar ne çıkarsa. Ben de şey biber çıkmış diyorum, salçalı, ne güzel diyorum, o da domatesmiş. O belki. Ha bak, bu da domates. Bacı ben çıkıyorum yukarı. He he. Siz de Allah'a emanet olun canlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.